Merakla beklendiği yerlerden biri İzmir. İzmir'de de tecrübeli bir arkadaşımız. Yılların tecrübesi, evet, Sefer evet. Ayça var. Sefer Ayça'ya bırakacağım sözü. Sefer, anlat bize lütfen. Teşekkürler Cem Yönetir. İzmir bugün oldukça sıcak bir seçim geçirdi. Yani yazdan kalma bir gün diyebiliriz. 32 derecede seçmenler sandık başına gittiler sabahın ilk saatlerinden itibaren. Evet, şu anda artık tüm Türkiye'de olduğu gibi arkadaşlarımız direkt aktardılar. Her yerde aynı görüntü var. Sandıklar kapandı. Oy sayma işlemi yavaş yavaş başladı diyebiliriz. Evet, şu anda görüyorsunuz Halil Karahan'ın görüntüleri. Oylar teker teker açılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi buradaki görevli vatandaşlarımız oyları tek tek zarfları açıyorlar, tek tek yerleştiriyorlar ve biraz oylar diğerinden biraz önce arkadaşımız bittiği gibi sayılmaya başlayacak. Sayıldıktan sonra döküm alınacak ve tutanakları geçirilerek ilçe seçim kuruluna buradan gönderilecek. Biz Atatürk Lisesi'ndeyiz. Evet, buradaki her noktada şu anda şu saatler, şu dakikada itibariyle oylar teker teker sandıklardan çıkarıldı, zarflardan çıkarılıyor ve dediğimiz gibi 4 tane pusula var. Büyükşehir, ilçe belediye, meclis üyeleri ve muhtarlık. Bunlardan tek tek alınıp muhtarlıklardan ve seçim diğer büyükşehirler, ilçe belediye ve meclis üyelerininki ayrıştırıldıktan sonra zarflar, boş zarflar sandığa konuyor. Oy pusuları tek tek burada görmüş olduğunuz gibi ayrıştırılıyor ve sayıma başlanacak. Evet, bugün dediğimiz gibi İzmir'de AK Parti adayı Hamza da oyunu ailesiyle birlikte, kızı da ilk defa oyunu kullandı. Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı. İzmir'de 2 aydan bu yana uzun bir maratondu ve bugün maraton İzmir'de, artık İzmir tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de tamamlandı bu maraton ve artık bundan sonra oy sayım işlemi başlanacak diyebiliriz. Dediğimiz gibi İzmir'de tam 10 bin sandık kuruldu. 10 bin sandık değil, 10 bin sandık, 10.721 sandık kuruldu. 3.459.000 seçmen ise bugün oy vermek için sandık başına gitti Cem Öğretir. 30 ilçesi var. Bu 30 ilçesindeki en yüksek olanı Buca, en düşük olanı ise Beydağ'dı. Burada da seçimler 30 ilçede tamamlandı. Evet, şu anda arkadaşımızın haritalarının görüntülerini izliyorsunuz. Ve bu baktığımızda şu andaki görüntülerde ayrıştırma işlemi tamamlanacak ve yaklaşık bir saat sonra da oy işte buradaki ayrıştırdıktan sonra aldığımız bilgiye göre bir saat sonra da sayım başlanacak. Evet, daha önceki seçimlere bir bakarsak %84 katılım vardı. Kullanılan oy 2740'tı, geçerli oy 2677 idi. Toptan 3 milyon İzmir'de 250 seçmen sandık başına gitmişti. Evet, bugün bu yılda akşam rakamlar çıkacak. Bakalım ne kadar bir katılım oldu. Onlarda rakamlar çıkacak. Evet, toparlamak istersek Cem Öğretir, İzmir'de de dediğiniz gibi şu anda artık sandıklar kapandı. Tüm ilçelerde, ilçelerde de sandıkta oylar sayılmaya devam ediyor. Şu anda ayrılış işlemi var. Ardından toparlandıktan sonra ilçe seçim kuruluna gidecek. Diyelim, sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım.